Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli çalışmaları da bitti. Bunun da kaydını yine birlikte yapacağız. Görebildiklerimi anlatmaya çalışacağım Kocaeli'nde. Birinci koşu şartlı 4 ile başlıyor. Şartlı 4 koşuda ağır favori çıkan 3 nolu safkan var. Son yarışı çok güzeldi. Ben de beğendim. Yani 5 yaşında olan bir safkan var. 2 nolu Karahisar. Ciddi sert rakip olur bu safkana. Yarışta beraber bitirmelerini tahmin ediyorum. Beraber bitirirler. Geçme ihtimali var. 2 nolu safkanın yani ağır favori çıkmış. Anlam veremedim. Kazanabilir bir şey demem. 3 nolu için. King of the Free. Ama 2 nolu safkan ciddi rakip olur. Bilginiz olsun. En azından tabloda kalite puan olarak 3'ten daha kaliteli olarak gösteriyor Karahisar. Geçiyorum. 2 nolu safkan. Bu da ağır favori. Kazanması normal sonuç. İki nolu safkanın kazanması normal sonuç olur. Maiden yarıştı. Başka da bir şey göremedim burada. Diğer atları size bırakırım. Şartlı 3 umarım terslik yapmazlar. Bursa'da yapılan vardı bir tane Maiden yarışta. Orada olduğu gibi burada da umarım yapmazlar o safkanı. Nedense favori çıkanlar AGF'ye bakıp mı çıkıyorlar? Jockeyler ne yapıyorlar? Üçüncü koşu şartlı 3 bir mücadele gene. Burada da neredeyse Bursa'da pist rekorunu kıracak olan neredeyse 1200'de Dostbağı favorimdir. Kazanması gerekir. Normal sonuç olur kazanması. Yalnız AGF'si düşük çıktı bunun da gördüğüm kadarıyla. 2 ve 3 nolu safkanlar yarış kazandılar. Birer yarışta geliyorlar. Buradaki sıkıntı şu. Şartlı 3 tekrar girdiklerinde bazı atlar ikincilikte kalırlar. Handikap puanından kaçmak için bunu dost bağının yapacağını zannetmiyorum. Hani kazanması normal yani derece bakımından da handikap puanı da yeterli gözüküyor şu an için. Sallanırsa tabii ki handikap puan açısından 2 nolu safkan geçerse bu geçer diye tahmin ediyorum sadece. Sonra 3 nolu safkana gider. Benim gördüğüm bu arkadaşlar. Gene de göstermiş olayım. Yani bir Kaisberti diğer iyi olan Kaisberg geçer diye söylüyorum böyle tay yarışlarında. Bakalım ne yapacaklar bilmiyorum. Dördüncü koşudayız. Handikap 14. Burada da iki atım çıktı. 6 ve 5 nolu safkanlar. Rakipler birbirlerine ikisinden birinin kazanmasını bekliyorum. Bence normal sonuçta bu olur. Bu Handikap 14'ün Handikap ikisi için. Handikap 1 deseydi burası. Koşu şartı. Handikap 1'e dönseydi hafif kiloya giderdi direkt olarak. Handikap 2'lerde 58 kiloluk atların da şanslı olduğunu biliyoruz. 56-55 kilo atların. Dişi yarışıdır sonuçta bir de o var. Dişi yarışları genelde sürprize açık yarışlardır. Benim çalışmalarımda bu iki at ayrılmadı. 5 ve 6 nolu safkanlardan birincilik bekliyorum. Hatta beraber dahi bitirebilirler. Diyeyim. Tabii biz söylüyoruz ama söylemekle de iş bitmiyor. Bakalım ne yapacaktır. Geçiyorum burayı. Beşinci koşuda şartlı 3 mücadele. Şartlı 3'te normalde kazanç bölgesinin birinci atları, favori atları gelir. Normali budur ama yarışın Arap yarışı olması, kazanç bölgesine giren atların tamamının da çeşitli sebeplerden dolayı sıkıntılı olması beni burada favorisiz bıraktı. Hepsini de yazmaya yöneltti arkadaşlar. İçinde sürprizi de barındıran atlar. 6, 5, 4, 3, 2, 11 nolu safkanlar sırasıyla size önereceğim safkanlar oldular. Erkek atlarımız var. Ünlü amca, Sonoğul. Bu safkanlar bu mesafelerde Sonoğul ara verdi. Vermezse direkt favorimdi. Apranti'yi bindirdiler, kilo indirdiler. Yoksa 61'lerde koşacaktı. Ünlü amca son iki yarışı çok kötü ama inandırıcı değil bana. Öyle geldi ki ikisini ön planda tutmak üzereyken diğer dişi safkanların da şanslı olduğunu görünce beraber yazmakta fayda olduğunu gördüm arkadaşlar. Önerim budur. Şartlı 3'te bu atları beraber değerlendirin. Başka at var mı diye de baktığımda da ben göremedim. Eğer inandığınız bir at varsa şartlı 3'lerde hiç ummadığınız bir at da gelebiliyor. Yüksek ganyanların geldiği yarış şartıdır şartlı 3'ler. Tamamı kötü çıkar yukarıdaki atların performans bakımından kötü çıkarlar. Ummadık bir at, puansız bir at çıkıp gelebilir. Bilginiz olsun. Geçiyorum burayı da.
6. koşudayız. Handikap 17'nin handikap 2 yarışı. Eğer handikap 1 deseydi bu yarış, Tulos 53'lerde 52 kilolarda kalırdı. Diğer atlar da biraz daha yukarılara çıkar kilolar bakımından. Tulos tek başına yarışını koşar kazanırdı. Tek başına kalmış durumda. 55,5 kilo taşıyor. İyi bir şey değil Tulos için. Gene yarışta favorimdir. Hakkıdır. Yarışın şartının tek uyduğu Safkan arkadaşlar. Handikap 17, handikap 2'nin bu şartta, bu mesafede tek uyduğu Safkan Tulos. O kaldı. Başka at yok. Tulos koşmazsa handikap 17'den çıkıyor. Yarış şartlı yarışa dönüyor. Sıkıntı burada başlıyor. Yani o zaman da bütün atların şansı oluveriyor. Bilginiz olsun ki en ağır kilolu 1 nolu Safkan'la 2 nolu Safkan yarışta dahil şanslı oluyorlar. Bunların içerisinden görebildiğim kısmen de olsa kalitede kalan 7 nolu Starbury. Son yarışı güzel, 2 yarışı güzel. 1-4 yaptı, 20 yarış daha kurtardı Gattara. 1-4 yapınca 20 yarış daha kurtarır artık. Hakkı vardır Gattara. Son yarışları çok iyi olan formda Safkan, Kızıldev, 8 nolu Safkan. Bu atlarda ön planda tuttuğum Safkanlar oldular. Bu atların da dışına çıkabilir. Handikap 17'dir ve sıkıntılı yarıştır. Şartı böyledir handikap 17'nin. Benim tahminim Tulos gelmeyecekse şayet burada, istediğimiz yarışı yapmayacaksa, Kızıldev falan yani geri planda kalabilir. Büyük sürpriz bir at da gelebilir arkadaşlar. Bu şekilde anlatmış olayım, geçiyorum burayı da. 7. koşudayız. 1000 metre maiden yarış. 5 ve 4 ağır favori çıkmışlar gene. Birleştiğiniz zaman %60'larda. 1 nolu Safkan da plasede kalmış. Olduğu gibi bıraktım. Yarışlarına baktığımdan doğru. Bunları geçebilmesi için yeni koşan atların biraz hem galop hem orijin yapmaları gerekir ki tespit ettiğiniz varsa mutlaka etkileyin. Bu 3 atın dışına çıkma ihtimali at yarışıdır, maiden yarıştır olabilir. Ben bu 3 atı önereyim. 3 attan tuttuğunuz tek varsa da tek atın geçin. Bugün de yarış var, yarın da var. Bugün de iş bitmiyor. Geçiyorum. 8. koşu şartlı 3 bir mücadeleye geldik arkadaşlar. Şartlı 3'ler az önce yukarıda da vardı şartlı 3. Eğer AGF favoriler gelirse problem yok ki, ağırlıklı geliyorlar favori çıkan Safkanlar. Gelmezse ortalık karışıyor. Berbat sonuçlar alıyoruz. Yani ummadığımız, çok aklımıza gelmeyen, gözden kaçan atların geldiği yarışlar oluyor. Robinson bu grubun atı değil arkadaşlar. Robinson yeni başladı koşmaya. Handikap puanı daha az. Son yarışı grup yarışı. Bu grubun atı değil. Kilosu da o yüzden yukarıda kaldı. Problem değil, bu grubu geçer Robinson Kadir Tokoçoğlu'yla. Umarım sıkıntılı bir yarış çıkarmazlar. Eğer kim geçer diye sorarsanız da Yuda Benhomlu var. Son iki yarışını önerdiğim bir Safkan. Saçma sapan koştu son iki yarışında. Sıkıntılı çıktı anladığım kadarıyla. Normale döndüyse, düzeldiyse Yuda Benhur geçebilecek tek Safkan olarak karşıma çıkıyor. Çok uzak ihtimalle de iyi bir yarış yapmasını beklediğim, tabelada kalmasını beklediğim ara veren 7 nolu Indigo Bolt. Normal koşullarını yapsınlar, Robinson geçilmez duruyor bu şartlı yarışta arkadaşlar. Robinson koşmazsa ciddi anlamda ortalık karışıyor bakın. Hani Yuda Benhur da kesin değil. Sıkıntılı bu hatta. İki yarıştır çok kötü koşuyor. Mesafesinde koşuyor ama sıkıntılı koşuyor. Normal koşusunu yapsın tek rakibi Robinson'un. Normal koşusunun dışına çıkarsa da, Robinson da koşmazsa bayağı bir sürprize açık yarış olmuş. Bilginiz olsun. Kocaeli'nde bazen oluyor böyle ters yarışlar bitiyor. Beni çok yanıltıyorlar Kocaeli'nde. Diğer illerde İstanbul, Adana, İzmir, kısmen Ankara'da grupta fena değiliz, iyi de gidiyoruz ama buralarda Elazığ, dün Urfa'da geldi şartlı bir yarışta bir at. İnanılmazdı. Kocaeli'nde bazen hiç alakasız söylediğimiz atların dışına çıkan alakasız yarışlar da oluyor. Şartlı 4-9. koşudayız. Burada Vitara dolaştırılıyor arkadaşlar. Şu an Ankara, İzmir, nereyi buldularsa getiriyorlar, para kazandırıyorlar ata. At çok formda. Hakkıdır. Helaldir. Bir şey demem.
kalite kazanç bölgesinde birinci atı kazanması normal sonuç olur. Yalnız ben burada Tekport Tevfik'i ciddi anlamda rakip gördüm. Safkan'a, Altınoğlu Safkan. İkisi yarışı bence burayı kapatıyor. Başka at bulamadım çünkü. Bence bu iki at koşar. Bir ve iki yapmaları gerekiyor normal şartlar altında. Tekfor Tevfik'in de Vitara'yı geçme durumu var. Ön plan olun. Onu koydum. Kalite puanı da 54'te. Yeterince yukarıda. 6-7-7-6. Bence bu iki at bu ayak için yeterli. Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. Tekrar görüşene kadar. Akşamki yarışlarda çalışacağım. Onları da vereceğim. Tekrar görüşene kadar sağlığınıza iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.